Gençler, mezuniyet yakaladım galiba. Bakın ne göstereceğim. Tam böyle limandaydım. Galiba bir mezuniyet ya da bir geminin bir töreni, mönerin bir şey var galiba. Sordum, mezuniyetmiş. Onlar öğrenci, diplomalarını alıyorlar. Alanlar çıkıyordu zaten. Mezuniyet töreniymiş. Şehirde önünden geçerken rastladığım bir şey vardı. Yürürken geçtim, sonra bulamadım. Şimdi oraya tekrar gitmeye çalışıyorum. Çok ilginç bir şey. Tabii bu kadar gökdelenin vesaire arasında hala eski yapılar var demiştim. Binalar arasında çamaşır ipleri gerilmiş. Ve yağmur yağdığı zaman iki komşudan, o karşılıklı binalardan bir tanesi hemen onları içeri çekiyor ıslanmasın diye. Öyle bir yer, şimdi orayı tekrar bulmaya çalışacağım. Bu arada hangi kapının önünden geçersem geçeyim bir pasta börek kokusu geliyor. Adamlar da kilolu aynı zamanda. Sonra demesinler kardeş biz niye kiloluyuz diye. Her yerden bir pasta börek karbonhidrat kokusu geliyor. Rahatsız oldum yani bir yerden sonra. Hadi tamam, sabah güzeldi. Sabah çekiliyor ama kardeş saat 1 oldu. Batum sahil kıyısına yayılmış bir şehir. Şu anda da Melikişvili Caddesi'ndeyim. Bu da sahil boyuna yayılmış olan Batum'un dikey kesen caddelerden bir tanesi. Yani aslında bu şekilde 4-5 tane cadde var. En büyük caddelerinden bir tanesi. Sağlı sollu parklar, çeşitli ünlü mağazalar bulabiliyoruz. Ama öbür yandan da her zaman gördüğümüz gibi eski yapılar da var. Şimdi az önce bahsettiğim yeri bulmaya gidiyorum. Muhtemelen burada bir yerdeydi ama sağlı sollu bakacağım artık. Galiba yaklaştım ya. Buralarda bir yerdeydi ama. Mesela şehrin şu dokusu çok ilginç değil mi abi? Bak bu tarafta böyle satıcılar. Sol taraf modern bina. Sağ tarafa bir dönüyorsun abi. Al buyur. Bu çok garip ya gerçekten. Al mesela. Gerçekten kültürü farklı bir şehir yani. Hem modernliği bir araya getiren hem de eski yapısını hala koruyan bir şehir. Az önce de bir pasaport kontrolüne denk geldim. Sokakta ben polisim dedi, çevirdi ama tabii okuyamıyorum, üstünde İngilizce de yazmıyor. Neyse çıkardı, kimliğini gösterdi, pasaportumu istedi. Verdim pasaportu, kontrol etti, bir de fotoğrafımı çekti, ondan sonra yolladı. Tabii sordu nerelisin diye, Türk'üm dedim. Türk'üm deyince tamam dedi, kimliğini göstersen de olur. İkisini de gösterdim. Yolladı ama neden böyle bir şeye gerek duydu anlamadım. Bölgeden mi kaynaklı bilmiyorum. Aradığım yeri buldum. Şimdi bizde eski mahalle kültüründe şeyler oluyordu ya, karşı binaya ip asma, onları çekme mevzusu. Burada hala devam ediyor yer yer. Bak şöyle göstereyim. Aradığım yer burasıydı ama daha geçen gün çok daha fazla vardı bunlardan. Şu anda biraz azalmış. Halılar, kıyafetler, eski bizim mahalle, bu bitişik binalardaki mahalle kültürünün aynısı burada devam ediyor. Şimdi bak arkamda böyle bir manzara varken girdiğim yere bak. İşte buna bayıldım gerçekten. Bir anda manzara değişiyor. Bu arada acayip sıcak, su gibi oldum. Bir anda hemen bu binaların yanından bir yere giriyorsun. Şimdi karşına gelen şeye bak. Bak gösteriyorum. Al abi buyur. Karşıda Hilton. Onun yanında Marriott. Böyle bir göl. Yapay göl sanırım burası.
çocuklarını böyle parklarda gezdiriyor insanlar. Şimdi ben de gölün çevresinden dolaşıp sahile geçeceğim. Olayı öğrendim. Olay şuymuş. Şimdi burası deniz seviyesinden yüksekte bir göl. Doğal bir göl aynı zamanda. Adı da Nuri Gölü. Pioneer Park'ın içinde yer alıyor. Adının da Nuri olmasının sebebi şu, efsaneye göre bir efsane var. Annesiyle oğlu burada gezerken çocuk düşüyor buraya. Boğuluyor. Çocuğun adı da Nuri. Annesi de geliyor. Her gün burada Nuri, Nuri, Nuri. bu kadar bir hikaye. Böyle bir hikaye bu. Gölün adı da Nuri Gölü oluyor. Nuri Lake diye geçiyor. Pioneer Park'ın içinde. İnsanlar da trajik yani hakikaten. İnsanlar da çocuklarını gelip buraya gezdiriyorlar. Böyle de bir hikayesi var bunun. Yerel halk burada çocuklarını getiriyor. Şöyle arkada parkları var. Parklarda oynuyorlar. Hatta oraya doğru da gidelim. Az önce aralarından geçtiğim o eski yapıların hemen deniz tarafında kalan kısmında bu şekilde parklar var. Ey Nuri, sen nelere kadirsin? Değil mi? Yalnız neyse ki esiyor. Esmesi hakikaten acayip sıcak. Şu anda baktım 25 derece gösteriyor ama estiği için katlanılır. Yoksa gerçekten 40 civarında hissediliyor esmese. Gölgede falan acayip sıcak. Hazırlanın. Markete gidiyoruz. Pazara gidiyoruz. Bakalım bizim pazarlardaki gibi dolandırıcılık da var mı burada? Yani bizde olur ya, arkadaki ürün dandiktir, öndeki ürün parıl parıldır. Öndeki üründen seçtirtmez, arkadakinden koyar. Veya öndekinden seçtirse bile tartma sırasında aşağıda kendi poşeti vardır. Onu alır, onu verir sana falan. Bakalım burada yaşayacak mıyız öyle bir şey? Bak nereye geldik. Burası bizim ülkeden gelip elektronik almak isteyenlerin uğrak noktası. Gösteriyorum. Zoomer abi. Buraya geliyorsun. Uygun fiyatlı elektroniğini alıp gidiyorsun. Hatta ürünlerin ürüne göre değişiyor. %12'de KDV iadeni alıyorsun. Evine dönüyorsun abi rahat rahat. Bu arada kapıdakiler de Türktü. 7-8 kişi bir araçla gelmişler. En son diyorlardı ki işte Ahmet mi kaldı, Mehmet mi kaldı, kim sırada? Alıp gidiyorlar abi böyle. Neyse onu bırak da biz geldik pazarımıza. Haydi bakalım. Giriyoruz. Düşündüğüm yer değilmiş ya. Orası bildiğin Carrefour. Ben Carrefour istemiyorum. Normal yerel pazar istiyorum. Bir de neredeyiz baksanız abi şuraya. Geldik saçma sapan bir yere. Ta ebesinin nikahında daha da mesafe var. Bir kilometre kadar yürüyeceğim. Sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Bayağı sanayi sitesinin ortasına düştük. Bayağı sanayi sitesi ya. Az önce yanımız otogardı. Ve şeyi test ettim hani bütün ülkelerde otogarlar leş olur ya, bizim Esenler de öyleydi. Şimdi düzeldi gerçi ama. Burası da abi hakikaten leş bir otogar. Otobüs terminaliymiş. Kaldırım yok, nerede yürüyeceğiz? Burada teyzeler reçel yapmak için şişe falan alıyor herhalde. Ama teyzeler almaz burada. Yük taşımacılığı için kullanılan tren garının oraya geldik şu an. Bayağı da uzaklaştık aslında. Hem hostelden hem merkezden. Şimdi alışveriş de yapacağım. Dönüş nasıl olacak bakalım, onu çok merak ediyorum. En olmadı bak, arkamda otobüs durağı var. Şu da sol taraf gibi. Oradan çıkar buraya gelir. Otobüste dönerim. En rahatı olacak gibi. Lan bir tane pazarı bulamadık, iyi mi? Burası da değil galiba ya. Dur bakalım. Bir göstereyim size de. Evet abi, buldum sonunda, burasıymış. Şimdi bir göstereyim size. Neden böyle şeyler yapıyor. Aynı bizim sucuk abi, cevizli sucuk. Aynı bu şekilde. Şöyle. Netlesin. En
2 tane şu an biz var. Teyzemizin şarapları da varmış. Şarap. Şöyle bir şarap gösterdi. Şöyle bakalım. Bakalım bir tadına. Oo, bayağı ağır. Bayağı iyi. Süper. Gerçekten çok iyi. İşte teyzemiz bir şarap daha ikram etti. Onun da tadına bakalım. But the other one is better. Teyzemiz bir de çaça önerdi. Şimdi çaçaya bakalım. Çaça da şu. Şeffaf olan. O da çok sert. Çok sert, çok sert. Teyzemizin bir sürü de çayı var. Onları da önerdi ama onu artık alamayacağım dedim. Bu arada çaça gerçekten efsane. Çaçayı denemenizde fayda var. Teyzemizde bolca baharat var. Ama fiyatlar yazmıyor. Teyzemiz bir parça karışık çay teklif etti. Hibiscus tea? No, thank you. That's all. Bu bizim cevizli sucuk dediğimizden çok fazla var her yerde. Herkes onu satmaya çalışıyor. Bir de şarap ve çaça satmaya çalışıyor. Ama üzerlerinde fiyat yok. Fiyat soruyorum. Çok fazla dil bilmedikleri için çok da yardımcı olamıyorlar. Artık el işaretleriyle tarzanca anlaşmaya çalışıyoruz. Ama keyifli. Pazar gezmeyi her ülkede zaten çok seviyorum. Yine arkamda gördüğünüz gibi o sucuklardan, cevizli, fındıklı, fıstıklı sucuklardan bol miktarda var. Burası iki katlı bir market. İlk katında meyve, sebze, et var. İkinci katında bakalım neler var. Muhtemelen ev gereçleri gibi şeyler var diye tahmin ediyorum. Bakalım ikinci katında neler göreceğiz. Aslında devam ediyor aynı şeyler. Evet, ev gereçleri var. Hediyelik eşyalar var. Elimde şöyle ilk baştaki kadından ve yanındaki kadından aldığım poşetlerle geziyorum. Elimde poşeti gören üstüme atlıyor benden de bir şey alacak diye ama çok da almak istemiyorum. Bir kere eve götüremem. Uçakta sadece kabin bagajıyla geldim. O yüzden biraz zorlanıyorum aslında. Üst katta et ürünlerinin satıldığı başka bir yer buldum. Burada da tavuklar bizdeki gibi değil, bütün halde yani yolunmuş halde satılıyor. Bayağı ayaklarıyla birlikte. Şimdi onu göstereyim size. Bir yerden sonra bayağı üstüme atlayacak seviyeye gelince dedim artık çıkayım buradan. Çok da fazla bir şey almak zaten istemiyorum. Taşıyamam, uçakta yanıma alamam. Her yerden başladılar çekiştirmeye. Ama onun dışında pazar gezmek gerçekten keyifli bir şey. Şimdi çıktım, dönüyorum. Gezdiğim diğer marketlere kıyasla, pazarlara kıyasla biraz daha fazla sık boğaz etme durumu vardı. O yüzden çok da durmadım. Bir de yani fiyat yazmıyor üzerinde. O biraz sıkıntıydı. İngilizce de bilmiyorlar haliyle. Herkesle teker teker anlaşmak durumunda kalıyorsun. Bu tabii biraz zorluyor, tarzanca yapacak bir şey yok. Ama uygun yani, baktığında işte patatesin kilosu 1 lari yazıyordu bir tanesinde. Patatesi bizimkiyle kıyasladığın zaman. Tabii bu videoyu izlediğinizde ne zaman olur? Döviz ne olur, durum ne olur bilmiyorum ama patatesten kıyaslayın 1. Onun dışında yine 1,5 lari demiş domatesin kilosuna. Normal domates, çeri değildi. Bu şekilde kıyaslama yapabiliriz. Ayrıca bir zaten Gürcistan market fiyatları videosu yapacağım. Oradan daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz Gürcistan market fiyatlarını. Onu da zaten buraya bir yere eklemiş olurum. Bu arada inanılmaz sıcak hava ya. Piştim gerçekten. Şimdi bir hostele geri dönüp duş alayım, bir kendime geleyim.
Akşam da kendime bir mekan bakmam lazım. Gerçi hosteldeki çocuklarla da konuştuk. Bir yere gideriz ederiz diye ama henüz bir plan netleşmedi. Onu da bir netleştirmek lazım. Bakalım akşam güzel bir şeyler yapmamız lazım.